Selamlar dostlar. Bugün FIFA 22'de yepyeni bir oyuncu kariyerine başlıyoruz. Merkezi orta saha olacak. Merkezi orta saha. Atmaca Şakir. Şakir Atmaca. Adı Şakir, soyadı Atmaca, lakabı Atmaca. Biz Atmaca Şakir diyeceğiz ona. Almanya'dan çıkacak. Gurbetçi bir oyuncu. Gurbetçi bir ailenin çocuğuymuş Atmaca Şakir. Merkezi orta sahada oynayacak. Atmaca gibi böyle iki ceza sahası arasında box to box gidecek gelecek oynayacak. Borussia Mönchengladbach'tan çıkacak arkadaşlar Atmaca Şakir. Alman milli takımında da oynatacağız. Genelde biliyorsunuz Türkiye milli takımı olmadığı için oyuncularımız oynayamıyordu ama Şakir kardeşim tabii ki oynayacak. Fiziği 1,76 boy. Şöyle siz tabii benden göremiyorsunuz. Şöyle çekilirsem 1,76 boy, 56 kilo. Pozisyonu merkez orta saha. Forvet, yani buradan bir krampon seçelim sizlerle birlikte. Hatta bir saniye ben şu ekrana bir geçiş yapayım bu arada. Tamam, şimdi. Öyle ilk başta öyle uçuk kaçık bir krampon vermeyelim değil mi? Yani başarı elde ettikçe mi verelim? Bu arada yeni kramponlarımız da gelmiş. Şöyle bakıyoruz. Ya şu güzelmiş mesela. Vallahi güzelmiş. Şu da güzel. Nasıl yapalım? Şöyle bir başa doğru gidelim. Başa. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle beyaz New Balance'ın kramponuyla başlayalım. Ya da şu New Balance da olur. Bu da olur. Biz şöyle tamam pembe olsun. Kramponumuzu aldık. Tamam o zaman geri dönelim. Bu arada şurada şu yeşiller de gözüme çarpıyor. Neden? Çünkü formayla uyumlu ya. Aslında var ya belki bir daha şimdi Mönchengladbach'tan belli de olmuyor. Şimdi devre arası transfer oluruz. Bir şey olur. Şunu alalım şunu. Şöyle formayla uyumlu olsun. Yani en azından bu formayı giydiğimizde aynen. Şu boğazlıdan mı olsun? Boğazlıdan olsun. Tamam. Şeye de bir bakalım. Eldivenler, sol bilek. Bunlar oluyor mu şöyle? Sarabiliyor muyuz? Sarabiliyoruz. Sağ bilek. Sağ bileği de şöyle bandajlayalım. Ayak bileği bandajı olsun her zamanki gibi. Siyah mı alsak oraya? Vay. Beyazın üstüne siyah da deli oldu. Beyaz yapsak her şeyle gider. Yeşil de olabilir. Şimdi biz yeşil şey yapıyoruz ya. Formamız yeşil ya. Böyle garip oldu ama. Siyah olsun siyah. Şimdilik siyah olsun. Sonra olmadı değiştiririz. Forma rengine göre zaten. Tamam çıkalım şimdi buradan. Tipiyle ilgili, saçlarıyla ilgili falan da bir düzenleme ileride yaparız. Teknik direktör ne diyor? Aramıza katıldığın için çok mutluyum. Borussia Mönchengladbach takımında uzun ve başarılı bir dönem geçireceğini umuyorum falan filan. Geçtik burayı. Şimdi. Hadi bakalım Avrupa Kupası Shield'i maçı var öyle mi? Hadi bakalım ama biz yedek bir almaya da bilir bizi. Aa alıyor. Tamam. Güzel. Şimdi Atmaca giriyor. Turam'ın yerine girecek. Sağ merkez orta saha. Sağ merkez orta saha çok güzel. Şimdi takımı seçerken de merkez orta saha olan bir takım seçmeye özen gösterdim. Bazen defansif orta saha, ofansif orta saha olanlar falan var. Bir de Mönchengladbach'ta hem kanat oyuncusu var hem iki forvet, bir santrafor. Böyle pas yollarımız açık. Biz şimdi pas yolları iyi bir yani iyi pas verebileceğimiz bir takım olması lazım. Çünkü merkezi orta sahayız. Duran toplarda falan da iyi yapabiliriz Atmaca'yı. Orta saha oyuncusu şöyle kornerleri, serbest vuruşları falan kullanabilir. Evet Atmaca ilk maçına çıkıyor. Atmaca Şakir. Ne diyor şimdi? Maç rating 6,5 istiyor. Dribling başarı oranı %30. Bir rakip yarı sahada bir kez top kesiyor. Tamam. Biz şu 6,5'u bir alalım. Evet bu arada kamera açısı bu şeyde böyle oynayacağız arkadaşlar. Pro kamera açısında oynamayacağız bu şeyi. Zaten Palayı ve forvet oyuncusunu alayım ben onu. Tamam, Palayı ve forvet oyuncusunu zaten pro ayarlarda oynuyoruz. Derken şöyle bir pas vereyim.
İlk pas aslında ben onu... Gel babacan. Gel bize. İçeri doğru verdim sana. Hoffman. Güzel pas aldım. Çekerim topu geri. İçeri girer miyim? Pas verir miyim? Veremedim. Daha yavaşız bayağı. Düşük oyuncumuz. Tamam, yerimize geçelim şöyle. Hoca kızmasın. Şuradaki adama doğru yakın oynayalım. Dikkat edin, gol yemeyin. Ya 0-0 bir de. Bir de bu kamera açısını seçmemdeki sebep, şimdi merkezi orta saha oynadığımız için çok fazla oyuncu böyle dönecektir. Pro ayarlar bazen yorucu olabiliyor izleyen açısından da oynayan açısından da öyle zamanlarda. Onun için bir de değişiklik olsun diye bu açılarda oynayacağım. Ver hadi önüme. Ver. Çok güzel. Allah, tut onu. Çek, çek. Ya. Şakir ya. Of, ne top çaldın. Sakin. Sakin. Ver Şakir'in önüne. Vur. Şakir ilk golünü atıyor. Atmaca Şakir'den ilk gol geliyor. Çok güzel oldu ya. Çok güzel oldu valla. Çok iyi top çaldı orada takım arkadaşımız ve bıraktı önümüze. Şakir de yapıştırdı. Bu arada seçkin seviyesinde oynuyoruz. Rekabetçi modumuz açık arkadaşlar. Biliyorsunuz hep öyle oynuyoruz zaten. Hop. Hadi bakalım. Gel babacan. Aldı Şakir. Verdi Şakir. Alayım ben. Çok güzel. Bırak. Aa, çok güzel. At onu, atamadı. Hop, kestim. Gel, çok güzel. Çok güzel. Verdim sana aradan. Güzel pas verdik. Ver bana. Aldım. Aldım, aldım. Hatta sana doğru şöyle açayım kafayla. Ya çok güzel oynadık be. Şakir tam bir takım oyuncusu. 2-0 oldu oyuna girdikten sonra. Takım maçı alacak. Çok kafayla çok güzel bıraktık oraya. Tabii şimdi forvet oyuncusu gibi falan olmayacak. Merkezi orta saha olduğumuz için pas ve asist olayına biraz daha özen göstereceğiz. Orta saha gibi oynayacağız arkadaşlar. Tabii ki uzaktan şutlarımız palada olduğu gibi çok etkili olacak. Gollerimiz de olacak. Ani sürpriz ceza alanı girişlerimizde falan çok gol atacağız tabii ki, ama çok da asist yapacağız. Çok güzel paslar vereceğiz. Atmaca atmacalığını yapacak yani. Geldim. Çok güzel. Kaç oğlum. Kaç oğlum, bak attım sana doğru şöyle. Tüh. Aslında yerden atsaydım daha iyiydi. Aldım. Aldım ben. Hadi kaç oradan. Verdik güzel pasımızı. Ya çocuklar ya. Ver babacan bana. Verdim. Şimdi gördüm bak seni, mükemmel bir pas verdi. Harika pas dedi hocamız da. İşte Şakir'in böyle pasları olacak. Çok güzel. Ver atmacanın önüne. Atmaca kaçıyor. Atmacadan güzel bir pas. Mükemmel bir pas hatta. Kes. Ya oğlum niye o kadar kenara kaçtın ki zaten ya? Adamın dibine girdin. Müdahale yaptık ama verdim sana. Çok güzel. Hadi oğlum senin önüne doğru. Ya deli top oynuyoruz ama takım, bak şimdi orada ayak uyduramadı bize arkadaşımız. Aslında güzel pas vermiştim. Gol yemeyin lütfen, yediler. Allah'tan ikinciyi atmışız. Vallahi yoksa beraberlik olacaktı. Golü yedik. 2-1 oldu. Ama sıkıntı yok. Bu maç böyle biter zaten. Aynen öyle oldu. Atmaca Şakir ilk maçında hem galibiyetle hem de golle buluştu. Güzel bir maç oldu. Genç kardeşimiz Atmaca. Daha yaşı ufak, ileride sakalları falan da çıkar. Saçı falan değişir. Şimdilik bu şekilde. Evet, şimdi Verona'yla Avrupa Şildi, yani hazırlık turnuvası devam ediyor. Biz ilk 11'e tabii ki katılmaya hak kazandık. Hem ben antrenmanları yaptım bu arada. Kendim yaptım arkadaşlar.
aldık hepsinden. Onun için şeyi yükselttik, ilk 11 olayını. Bir de iyi performans sergilediğimiz için ilk 11 oyuncusu olacağız. Şimdi o zaman ilk 11 oynayacağımız ilk maç başlasın bakalım. Aa, bizi ne yaptı? Şey yaptı. Merkez orta saha değil de forvetin arkasına koydu. Daha doğrusu santrafor arkasına koydu. Keşke merkez orta saha yapsa. Neyse, ileride zaten geçeriz merkez orta sahaya ama sıkıntı yok. Atmaca her pozisyonda oynar. İlk 11'e çıkıyoruz. İlk 11'de çıkıyoruz. 7 demiş. 7 ile oyna. Kaleyi bulan 2 şut çek. Takımın topa sahip olma oranı %55. Yani o biraz sıkıntılı ama hadi bakalım. Tamam. Hadi oğlum, verdim güzel pas. Deli pas verdim. Tabii sen bir şey yapamazsın ama. Ver 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 ver. Allah, ben aldım. Tamam. Ver derken bana geldi. Şöyle güzel bir şut çekeyim. Oo. Geliştirme olarak uzaktan füzeciyi de al yapmıştık zaten. Bir tane hakkımız var şimdilik. Onu almıştım. Yapıştırdık. İkinci golümüz geldi. Atmaca'nın ikinci maçında ikinci golü çok güzel bir yere vurduk. Güzel gol. Hadi bakalım. Ön taraftayım. Uzattık, kafayı aldık. Tamam, bak benim önüme doğru verebilirsin. Çok güzel. Çok güzel. Kaç oğlum, kaç. Şöyle senin önüne doğru atayım. Ben yoruldum bayağı çünkü. Bir daha gel diyeceğim ama gelme gelme gelme. Offside lan, gelme. Hadi bakalım. Hadi, gördüm seni. Gel bana tekrar. Oğlum gelsene çocuğum. Yavrum. Tamam. Çek geri. Gördüm aşağıyı. At onu. Yok ya, o adam çok yavaş bir adam. Santraforumuz aşırı derecede yavaş. Önüne top atıldığında yani alamıyor kesinlikle. Güzel. Çok güzel, verebilirsin bana. Hadi oğlum koş, bak attım sana doğru. Abi çok, yok ya, çok zayıf adam ya. Aldım. Hadi. Güzel. Ne yapalım? Verdim sana. Şu aşağı doğru göreyim seni. Çok güzel. Aldım ben onu. Yapıştırdım. Kaleci tuttu. Tamam. Güzel. Bak 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 bak. Oğlum bir dur lan. Tam hızlanamadım bile. Zaten yavaşım daha. Gel. Hadi verdim sana. Çok güzel. Tamam, aldım ben. Kim var bir göreyim. Olmaz olmaz, çarpar o, çarpar. Vur 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 vur. Atamadım. Ne oldu? Korner mi? Out herhalde ya. Güzel. Ben de. Kaç kaç oğlum, kaç. Kaç. Attım sana. At onu. Abi böyle bir pas yok ya. Bak atacaksın ama bunları ya. Ben bu forvetle var ya, kavga ederim bak ben bu forvetle. Oğlum 1-0 lan. Çok sakat skor. Dikkat edin. Tamam. Bizim forvet atamıyor ki. Gel bana. Çok güzel. Oğlum kim var? Bak çok güzel bir pas çıkardım. Eğer onu da atamazsam var ya, Embolo. Ağzını burnunu... Ya niye oradan çekiyorsun? Gidemeyecek ya. Gidemeyecek. Ama yani aslında yeterli şey de vardı önünde. Adamlar arkasında ya. Yok abi, forvet çok zayıf ya. Aldım. Oo, üzerime geliyorlar. Verdim pası. Ya ne yapıyorsun abi? Oğlum çok kötü lan. Takıma iyi dedik ama berbat top oynuyorlar. Alın o topu. Alın güzel. Hadi siz bana verin bu sefer ya. Derken maç bitti de Allah'tan yendik. Galibiyet galibiyettir. Bakalım ligde biz biraz zorlanırız ama. Net söyleyeyim yani, ligde bayağı zorlanırız. Çünkü gol yollarında sıkıntı. Şimdi bizim oyuncumuz yeterince kuvvetli değil daha, oyunun başlarında olduğu için. Ki ben onu bir anda böyle 90'lara falan çıkarmayacağım tabii ki. 70'lerde, 80'lerde kalacağız. Hatta 80'lerin de çok üstüne çıkmamayı düşünüyorum. Ama
Şey, diğerleri zayıf. Sırada Espanol maçı var. Bakıyoruz. Gayet iyi şeyimiz. Seçkin seviyesinde 4 dakika açık bir havada oynayacağız. Oyuncumuzun reytingi 70 bu arada. Gel bana. Çok güzel. Ya uzaktan bir denesem şöyle. Oo, lan çok güzel gitti be. Vallahi çok güzel gitti. Süper. Kaleci kalesinde yok. Girer mi? Allah. Ya bir fırsatçılık yapalım dedik ama bir bak kime çarptı o? Defansa çarptı değil mi? Abi el var işte ya. Defansa çarpmış. Ya şu elleri ben açmadım ya. Ben açayım onu şu el şeylerini. Unutuyorum onu hep. Açacaktım. Gel bana. Çok güzel. Gördüm seni aradan. Embolo. Önüme doğru atabilirsin. Mükemmel pas. Oğlum çaktık yine lan. Güzel. Üçüncü maç. Üçüncü gol. Her maç bir tane atıyoruz. Çok güzel girdik. Gerçi zaten forvet oynuyoruz. Yani OF oynuyoruz. Hoca OF oynatıyor bizi. Ben daha çok böyle orta saha gibi oynamaya çalışıyorum ama gole de yakınız. Bu arada siyah bilek bantlarımız da gayet güzel olmuş. Şimdi bizim formalarımız da hep şey. Ya böyle açık, böyle asker yeşil gibi ya da beyaz tozluk giyiyoruz. Dolayısıyla siyah gayet güzel duruyor. Güzel. Güzel. Nasıl yapsak? Ver havadan. Oğlum hava... Oh, Embolo. Gol yemeyin çocuklar. Güzel. Oo, çok iyi kaptınız. Ver şimdi bak ver. Olmaz. Seni bir hop. Yok ya daha çok. Daha o seviyede değiliz maalesef. Dikkat yediler, yediler, yediler. Kaçırmazlar, yediler. 1-1 oldu. İyi gelin, iyi gelin çocuklar. Bak ortaya doğru versen Embo ya da ver bana ver 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 ver. Abi hiç hareketlenemedim ya. Ve al kardeşim. Güzel. Ver. Ver. Güzel bir şut. Allah be. Şöyle klas bırakayım dedim yan tarafa, köşeye doğru ama olmadı. Atmaca çok ciddi gelecek vaat ediyor. Bunu bütün dünya yavaş yavaş fark edecek. Güzel oynuyoruz. Fena değiliz. Daha tabii çok geliştirmemiz lazım kendimizi. Amma ve lakin potansiyel görünüyor. Dikkat! Çok iyi kurtardın. Ya şu bir öne geçebilsek, bir rahatlasak. Aldım. Embolo gördüm seni. Batırma Embolo lütfen. Ver önüme. Ya Embolo ya aman. Abi berbat adam ya. Dikkat dikkat. Eyvah eyvah eyvah. Allah'ım. Allah'tan yukarıdaki adama pas vermedi yoksa. Ya Embolo'yu çıkarır mısınız? Takımda başka forvet yok mu acaba ya? Hocam al şu Embolo'yu hocam. Azıcık kafası azıcık ayakları çalışan birisi gelsin hocam. Verdim sana. Güzel. Oo direk. Lan atıyordu az kalsın adam. Gel. Hadi Embolo. Allah bir geçirsen onu aradan var ya. Aldım. Verdim pasımı. At oğlum önüme doğru. Güzel. Al Embolo. Ya Embolo ya. Gel. Gel 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 kaçtım. Çek geri çek. Kapattı adam önümüzü. Verdim pası. At önüme. Şimdi gördüm seni. Of oğlum ne paslar veriyorum ya ama atamıyorlar, atamıyorlar. Aldım tamam. Koş, koş. Yok ya yok sen koşamazsın oraya. Tamam. Seni beklersek biz. Ver ver Embolo ver. Vurdum. Uf. Oo. Neyse tamam. Ya aslında var ya fena bir yere çok yakın gitmiş be. Uzun oynasın. Bizimkiler karşılasın onu. O top bize gelsin. Çok güzel. Tamam.
Hadi Embolo. Bak geliyorum. Sen sakin olun, vurma. Bu sen... Ya Embolo hakikaten psikolojik sorunları var bunun ya. Bak gol yiyecekler. Allah'ım ya, maç bitti ya. Embolo'ya bir çare bulmamız lazım. Yani Bundesliga, Bundesliga Embolo'yla nasıl geçer? Nasıl mümkün olur öyle bir şey diyordum ki, zaten golü yedik yani. Abi o kadar etkisiz ki forvetimiz. Biz gol atamayız böyle ya. Bitti maç, bitti. Geçmiş olsun. Neyse, hazırlık turnuvasında sınıfta kaldık arkadaşlar. Takım olarak biz iyiydik. Vallahi benim şeyim gayet güzeldi. Performansım bence. Evet arkadaşlar, bu arada bir şeyi fark ettim ki mikrofonumu ben biraz geride tutmuşum ve dolayısıyla ses istediğim gibi gelmemiş, ama geriye dönük kayda baktım. Fena değil. Ses yine var. Çok böyle kısık kalmamış ama tabii ki özür diliyorum bunun için sizden. Yayınlayacağız. Yayında bir sıkıntı çıkmadığı için, ses duyulduğu için net bir şekilde yayını yapacağım, ama tabii ses kalitesi biraz düşük olmuş olacağız. Olacak. Onun için sizlerden özür diliyorum ve bu videoyu burada bitiriyoruz artık. Yarı finale kalmışız. Ben elenmişizdir diye düşündüm. Son maçı yenildikten sonra, ama demek ki gruptan çıkmışız. Atmaca Şakir'in kariyerine başladık hep birlikte. İnşallah zevkli, keyifli olur. Birlikte keyif alarak oynarız, izleriz. Bu şekilde devam eder. Teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz, ama hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Eyvallah.